Ben Aysun Karabak, şu anda Bakırköy, tam PTT'nin sokağındayım. Altın Şok kuyumcumuz var. İsterseniz birlikte girelim. Şu anda insanlarımız altın mı, dolar mı, hisse senedi mi, ne konuda yatırım yapıyorlar. Bir de altıncıdan öğrenelim. Abim selamünaleyküm, hayırlı işler. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Allah razı olsun. Sizi bir tanıyabilir miyiz ya? Bize altıncı deyince aklıma Erzurumlu geliyor. Allah razı olsun, evet, abi. Sizi bir tanıyalım. 25 senedir bu sektördeyim. 25 yıl. 25 yıldır. Artık tozunu toprağını yuttuk diyebiliriz. Çok güzel. Farklı markalarda başladık, tecrübemizi geliştirdik. Şimdi Bakırköy'de güzel bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Çalışıyorsun. Bakırköy'e güzel bir ürünlerimizi sunup hizmetimizi sunuyoruz. Çok güzel. Şimdi hanımın aklına altın gelince sana geliyor. Direkt biz. Direkt yani. Başkasını kabul etmiyor. Evet. Müşteri portföyünüz genelde bayandır. Tabii ki genelde bayan. Size göre müşteri nedir? Müşteri esnaf ağzıyla söylediğimde ise veli nimettir. Evet. Bu evet. Baş tacımızdır. Evet. Müşteri her zaman bizim için en büyük olması olmazlarımızdır. Evet. Çünkü herkes ticaretini müşterilerden kazanıyor. Evet. O yüzden müşteri bizim için her zaman olduğu gibi altın bir veli nimet. Peki burada şunu anlamadım. Yani şimdi bayanlara öyle bir güven aşılamışsınız ki evet. Size danışmadan altın da bozmuyor, size danışmadan altın da almıyor. Hani bunu nasıl sağladınız mesela? Biliyorsunuz ki insanlarda para her zaman kendi güvencesidir. Evet. Parayı her zaman tutmayı sever bizim evet. Halkımız. Evet. Onun için de güven her zaman kuyumculardan ön plana çıkar. İlk önce onlara sorur, sonra parasını ona göre değerlendir. Çevirir. O yüzden kuyum sektörü olarak insanlarımızın, vatandaşlarımızın her zaman şeyindeyiz. Güveninin bir numarası. Çok güzel. Kendi annesinden babasından çok kuyumcusunu güvenir. Çok güzel. O yüzden güven her zaman bizde sadakattir. Çok öyle güzel. Söyleyeyim. Şimdi bizde diyor ki güven diyor çekirge gibidir. Kaçınca bir daha gelmez. O yani bir müşteri kaçtığı zaman 10 kişiyi anlatır. Aynen. Değil çünkü mi? Biliyorsunuz ki en güzel reklam Fısıltı Gazetesi'nin reklamıdır. Evet. Bu da Fısıltı Gazetesi dediğimiz şey kulaktan i̇şte bu. Kulağa evet. Geçen. Evet. Bu hanımlarımızın biliyorsunuz evet. Gün meselesi. Hatta biraz önce bir müşterimle görüştüm. Evet. Tam gün ortamında yakaladım kendisini. Evet. Hemen gram altın fiyatını ve orada hemen bizim ufak bir reklamımızı yapıp evet. Gram fiyatımızı söyledim mesela. Evet. O yüzden güven müşterimiz de bizim için ön planlı. Eğer güveni sarsarsak müşteri arkasına bile bir daha bakmıyor. Çok güzel. Çünkü sonuçta parasıyla evet. Bizde olduğu için onun güvenini sarsmamaya gayret ediyoruz. Evet. Sarsmayacağız. Şu anda etrafta şu anda millet böyle bir panik içinde. Yani aynen. Kimisi dolara, kimisi altına, kimisi altına, evet. Kimisi hisseye. Evet, hisse senetine. Yani böyle bir karışıklık da var. Aynen. Burada siz bir altın işinde olarak ne önerirsiniz? Yani biz mesela dede baba biz altından altın. Hani aynen. Emin olmak adına söylüyorum. Yastık altı bizde biliyorsunuz evet, her meşhur. Zaman meşhurdur evet. Ve teminattır. Onu hissetmek, real olarak hissetmek. Tabii ki paramızın yarısını belli bölümlerini bölmemiz lazım ki bir taraftan emita olarak dolar yükselirken, bir yerden altın yükselirken, birisi düşerken birisi onu tamamlasa paramızı genelde ikiye bölmemiz gerekiyor. Ha güzel. Yani yumurtayı aynen. Ha yumurtayı ikiye bölmek lazım. Aynen evet. Kesinlikle yarı yarıya bölürsek daha sağlam olur. Bir yerde kalmamak lazım. Çünkü altın şu aralar çok hızlı çıkıyor. Çıkıyor evet. Yani bu çok hızlı çıkmasının bir de çok hızlı geri gelmesi söz konusu. Tabii. Bu sefer terste yakalandığımız zaman bu gerçekten çok kötü bir duruma düşürebilir bizi. Çok güzel. Beni bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Harikasın. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.